Senin nasıl başladı bu sokeyi serüvenin? Ben buz patenini aslında çok sevmeyerek ama buz hokeyine aşık olarak başladım. Aradaki farkı nasıl görüyorsun? Şöyle 3 yıl buz pateni yaptıktan sonra tabii ki çok zevkli, bütün kız çocukların isteyebileceği bir branş. Yani güzel etekler giyiyorsun, orada klasik müzik eşliğinde dans ediyorsun. Her kız çocuğunun sevebileceği bir branş. Ama benim hokeye geçtiğimde o malzemeleri giymem, düştüğümde canımın yanmaması, daha o adrenalini hissetmem beni buza bağladı. Buz hokeyi beni buza bağladı aslında. Evet, çok enteresan aslında. Yani düşününce kızların isteyeceği spor baktığında artistik paten. Gerçekten evet. Hani orada bir prenses gibi çıkıp cool gibi hareketler yapıyorsun falan. Hokey baktığında sert bir spor. Evet. Fazla ama tabii yani ben izliyorum sadece. Yani hem iyi paten kaymak zorundasın, hem de çok iyi sopayı çalışman lazım, hem de takım sporu olduğu için çok iyi paslaşıyor olman lazım. Evet. Bir de kafanı da çalıştırman gerekiyor. Bir matematik işi Evet. Yani. Hani öyle kafadan öyle havaya pakı atamıyorsun yani. Orada işte biri var mı, ondan sonra onu yapacak, onu girecek. Bayağı stratejik bir spor. İçine girdikçe aslında güzelliğini Evet. Daha da anlıyorsun. Yani buz pateniyle başlamam aslında benim için çok büyük avantajı oldu. Hatta şu an yeni başlayan arkadaşlarımıza da hep öncelik ediyoruz ki figür patenle başlayın. Çünkü o temel kayma eğitimini alabilmeleri için en iyisi buz pateniyle başlamak. Peki Alara ile aynı takımda olmak nasıl bir şey? Nasıl bir duygu? Çok güzel. Yani şöyle çok güzel avantajları var tabii ki kardeş olduğumuz için. Hani ben Alara'nın konuşmasına gerek kalmadan, hatta bakmaya bile gerek kalmadan nereye kayacağını, ne yapacağını biliyorum. Ama çok tartışıyoruz. Buz içerisinde çok tartışıyoruz. Soyunma odasında tartışıyoruz. Antrenörlerimiz araya geliyor. Bu da yetmezmiş gibi eve gidip tartışıyoruz. Hatta şöyle şeylerimiz oluyor yani bazen gecenin bir vakti o tartışmamız bitmiyor ve antrenörümüze mesaj atıyoruz. Bu pozisyon böyle miydi, böyle miydi hocam? Hangisi doğru? Ay süper ya, çok eğlenceli. Boyunca yani dışarıdan bakınca eğlenceli tabii de içinde nasıl oluyor bilmiyorum yani. Tam kardeş kavgası. Tamam, kesinlikle yani. Ama şey, bunu sahada yaptığımızda oyunumuza yansıtmamaya çalışıyoruz. Çünkü Alara bazen böyle beni tehdit ediyor, işte pas vermem sana falan diyor ama tabii profesyonel olduğumuz için böyle bir şey yapmıyoruz. Ama gerçekten evdeki tartışmalarımız artık aile boyutuna taşınıyor. Annemiz babamız araya giriyor, yapmayın. Senin de bakış açın bu şekilde, onun da bu şekilde. Ben diyorum hayır bu doğru, Alara diyor hayır bu. Ha, bir de ikiniz de inatçısınız yani. Evet, evet. Çünkü kendi tezimizi savunmaya çalışıyoruz aslında. Ve bunu ancak dediğim gibi gece 12'de bir de antrenörümüze mesaj atarak çözümlüyoruz. Bir de senin de tabii aslında ona bir şekilde saygı göstermen lazım. Çünkü o takım kaptanı. Evet zaten. Nasıl olsa ablam diye hani girdiğin zaman herhalde olmuyordur yani, evet. Değil mi? Çünkü bizim örnek olmamız gerekiyor. Ben evet. Orada Alara kardeşim diye herhangi bir şey söylersem diğer takım arkadaşlarım da bunu örnek alacaklar. O yüzden genelde bunu baş başayken yapmaya çalışıyoruz. Takım soyunma odasına taşımamaya çalışıyoruz. Ya da taşırsak antrenörlerimiz devreye giriyor. Ama her zaman bir kardeş de olsak bir hiyerarşi var. Ve o takım kaptanıysa buz içerisinde, soyunma odasında veya buzun içerisinde onun dediği bir şeye ben çok fazla müdahale etmemeye çalışıyorum. Sonrasında bunu konuşup tartışıyoruz. Peki bu sokeyini 3 kelimeyle tanımlasan ne söylerdin? Birincisi tabii ki benim için büyük bir aşk öncelikle. İkinci olarak özgürlük ve üçüncü hayat, hayatım. Benim hayatım okey. Yani şöyle söyleyeyim, bizim bir süre boyunca antrenman yapamadığımız bir dönem olmuştu. Buz pisti kapalıydı, o zaman Ankara'daydık. Ve ben dedim ki ben buza çıkacağım, buza öpeceğim. Çıkacağım da öpeceğim dedim yani. Hatta annem dedi ki yani dudağın yapışır, buz öpülür mü? Yani o kadar büyük bir aşkla seviyoruz ki ben de Alara da. Bu sokeyi beni bırakmadan ben bırakmam. Çıkmadan önce yaptığın bir ritüelin var mı? Çok totemlerim var. Yani günlük gün içerisinde gelişen totemlerim de oluyor. Ama belli başlı ritüellerim var. Maça en son sen çıkıyormuşsun galiba. Evet. En son çıkıyorum. Maç günü asla muz yemem. Böyle bir totemim ne var. Ne alaka muz? İşte muz yediğimiz bir maçta çok kötü bir yenilgi yaşadım. Ve ondan sonra muz yemeyi bıraktım. Çok iyi. Aslında çok iyi bir hani şey, maç arasında enerjimizi tazelemesi için çok iyi bir kaynaktır. Ve hep soyunma odasında olur. Ama hatta bunu kaybetmek için, bu totemimi bırakmak için de 5-0 yendiğimiz bir maçta son devre muz yedim. Ve maçı kaybettik. Aşabilmek için. Ve evet, kaybettiniz. Evet. Bir periyotta 8 gol yedik.
Ya muz görmek bile istemiyorum. Boş ver, muzun yerine kuru yemiş yersin. Evet. Uğurlu çoraplarım var. Onlarsız maça çıkmıyorum. Yani bir önceki gün giydiysem yıkayıp yine giyerim. Şehir dışında unutmuştum. Bir arkadaşım maça geliyordu. Hemen ona söylettim, getirttirdim. Uğurlu çoraplarımı giyerim. Böyle. Ay çok tatlı biraz ya. Biraz takıntı da olabiliyor ama bunlarla mutluyum yani. Böyle Başak alıştım. Başak Burcu'sun değil mi? Evet. Tamam. Çok detay. Evet, aynen. Böyle kendi kendime şans getiriyorum. Şimdi bu dönemde hani hep konuşuyoruz ya, yani kadın buz hokeyinin var olması Türkiye'de çok bilinen bir şey değil. Yani buz hokeyi branşı da zaten Türkiye'de çok bilinmiyor. Hani onu geçtim. Kadın sporcunun olması da çok bilinen bir durum değil. Hiç yani böyle okulda, etrafında, arkadaşlarından falan böyle bir yorumlar aldın mı? Neden hokey hani olmuyor sana, ya da işte kız sporu falan gibi böyle bir yorumlar aldın mı? Çok duyduğum bir şey. Yani taksiye bindiğimde bile işte zaten sporcu gibi göründüğüm için sporcu olduğumu anlayabiliyorlar. Ne branş yapıyorsun? Buz hokeyi dediğimde buz hokeyi mi? Erkekler yapmıyor mu o sporu? İşte bir kadın yapabilir mi? Hatta çok trajikomik diyeceğim ama bir canlı yayında bana şu soruyu sordular. Gladyatör gibi malzemeler giyiyorsun, erkekler sana nasıl bakıyor? Yani tabii kalıplaşmış algılar var ama şu an bu önyargıları kırdığımızı düşünüyorum. Çünkü sahada kavga edebiliriz, sert oynayabiliriz, güzel işler başarıyoruz ama o kaskı çıkardığımızda bir kadınız ve bunu biz yapıyoruz. Yani erkekler yapmıyor. Bu branşta biz kadınlar erkeklerden çok daha başarılıyız. Bunu duyurmaya çalışıyoruz. İnsanların bakış açısını değiştirmek benim bu noktada bu sokin için en önem verdiğim, en çok istediğim şeylerden bir tanesi. Şu an güzel şeyler oluyor ama. Güzel reklamlarla, belediyenin takım açmaları, sponsorlarımızla artık kadınların da ben buradayım dediğini gösteriyoruz. Peki hayalin ne? Hayalim, ben hep hedef koyan bir insanım aslında. Hep böyle kısa vadeli hedeflerim, uzun vadeli hedeflerim vardır ve ne noktaya gelirsem geleyim mutlaka bir sonraki hedefi buluyorum kendimce. Ben de öyleyim. Evet. Çok iyi anlıyorum seni. Ve bence zaten insanı yükselten, başarıya götüren şey de bu. Şu an olimpiyatlara gitmek çok büyük bir hayal. Çok zor bir hayal aslında ama daha önce olimpiyat elemelerine gittik ama geçememiştik. Çünkü olimpiyatlar gerçekten çok farklı bir boyut spor için ama olimpiyatlara gitmek benim için bir gerçekten hayal. Gidemesem de ama Türkiye'yi bu soki kadınlarda özellikle olimpiyatlarda görmeyi çok isterim. Biz de çok isteriz. Evet. Sizin de olmanızı çok isteriz. Çok İnşallah isterim. Hep beraber göreceğiz. İnşallah. Peki gençlere, yeni nesle ne söylemek istersin? Bir şeye hayal edin. Ondan sonra buna inanın. Kimse inanmasa bile siz inanın. Sonrasında bunu gerçekleştirmek için çok çalışın. Çünkü bir başarının en önemli anahtarı çalışmak, çalışmak, çalışmak. %90, %10 yetenek ama her şeyin başı çalışmak. Çok çalışın.